Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hayat ve ölüm Allah'ın varlığına nasıl şahit olur? Mevcudat dediğimiz bütün varlıklar aslında varlıklarıyla ve hayatlarıyla o ezeli ve ebedi olan, ölümsüz ve hay olan bir zatın hayatının varlığını açık ve net olarak bize gösterir. Çünkü Gördüğümüz varlıklar nasıl ki bir var edenin varlığını gösterirse ve bildirirse elbette gördüğümüz bütün hayatlar da bir hayat sahibinin varlığını ve onun hay olduğunu açıkça akıllara bildirir ve kalp gözlerine de gösterir. Şimdi aynı durumu e, hayatın ölümü olarak da değerlendirebiliriz. Yani hayatların ölümleri ve zevalleri de o hayatın bekasına ezeli ve ebedi olduğuna, ölüm ve zevalden münezzeh bulunduğuna delildir ve şahittir. Neden? Çünkü bu varlıklar vefat ettikten sonra arkalarında yine kendileri gibi hayata mazhar olan varlıkların yenileri yerlerine geliyorlar. Yani gidenlerin yerine aynı benzerleri tekrar geliyor. İşte bu durum sürekli böyle devam ettiğinden açıkça gösteriyor ki daimi ve ölümsüz olan bir hayat sahibi var ki sürekli olarak hayat cilvelerini tazelendiriyor. Şimdi buna Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı varlıklardan bir örnek verelim. Mesela nasıl ki güneşe karşı akan bir nehrin yüzünde kabarcıklar parlar gider parlar gider. Gelenler aynı parlamayı gösterip taife taife kurup kurup arkasında parlayıp sönüp gider. İşte bu sönmek, parlamak vaziyetiyle yüksek, daimi bir güneşin devamını açıkça ve net olarak gösterir. Çünkü aynen bu güneş ve kabarcıklarda olduğu gibi kainatta akıp giden varlıklardaki hayat ve ölümün değişmeleri, ve yerlerine yenilerinin sürekli kesintisiz olarak gelmeleri elbette bir hayat sahibinin ezeli ve ebedi olduğuna şahitlik ederler. Esasen şu kainat dediğimiz varlıklar ve içindekilerin tamamı birer aynadırlar. Allah'ın güzel isimlerini yansıtırlar. Bu varlıklar ve onlardaki özellikler görünmeleriyle Allah'ın bir isminin varlığına işaret ettiği gibi, onların gittikten sonra yerlerine yenilerinin gelmesiyle de Allah'ın o isminin ebedi olduğunu gösterir ve bildirir. Bu durumu Allahu Teala'nın sadece hay ismi olarak değil, bütün isimler olarak değerlendirmek mümkündür. Mesela bende bir beka arzusu var ebedi yaşama isteği var. Bu Allahu Teala'nın ezeli ve ebedi olduğunu gösterir. Evet. Ama benim gidişim arkasından yeni insanların gelmesi ve onlar da o özelliğin devam etmesi demek ki o özelliği veren zatın ezeli ve ebedi olduğunu da bu şekilde göstermiş oluyor. Şimdi burada bizim dikkat edeceğimiz en önemli nokta şudur. Biz kendimizi ne kadar aciz, ne kadar zayıf, ne kadar fakir ve ne kadar noksan eksik bilirsek o kadar Allah'ın kemal sıfatları bizde yansır. Mesela karanlık ışığa ve nura ayna olur ve onu gösterir. Ama karanlık ne kadar şiddetliyse o kadar ışığın ve nurun parlamasına ve aydınlanmasına sebep olur. Aynen bunun gibi biz de aslında zıtiyet noktasından Allahu Teala'nın kemal sıfatlarına, noksansız kemaline e, aynı olmak istiyorsak biz de aczimizle Allah'ın kudretine aynadalık edeceğiz. Fakrımızla sonsuz ihtiyaçlarımızla da Allah'ın sonsuz zenginliğine aynı olabiliriz. Ama bu bizim bunları idrak etmemizle doğru bir durumdur. Hatta biz bunu daha geniş tarzda bütün canlılarda da görebiliriz. Mesela bütün bitkiler, bütün hayvanlar, hatta bütün insanlar varlıklarıyla Allah'ın varlığını gösterdiği gibi hayatlarıyla da onun hay hayat sahibi olduğunu, hay isminin varlığını gösterir. Bu hayatların gidip yerlerine yenilerinin gelmesi de yani bitkilerin gidip yeni bitkilerin Hayvanların gidip yeni hayvanların, insanların gidip yeni insanların gelmesi de Allah'ın hem varlığının devamına hem de hayatının ebedi olduğuna varlıklar sayısınca deliller ve şahitlerdir. Şimdi sadece bahar mevsiminde yeryüzüne ve yeryüzündeki bütün bitkilerin kıştaki hallerine şöyle hayalen bir bakalım ve kış mevsiminde çıkıp onları bir seyredelim. Ne kadar da acizler, ne kadar fakirler, ne kadar zayıflar, ne kadar noksanlar, bir çareler. Ancak aynı yeryüzü ve o yüzdeki bütün bitkilerin kıştaki şaşalı servetleri, zenginlikleri, rengarenk, süslü güzellikleri, çiçek, yaprak ve meyveleri, bunlara takılan tatlar, kokular ve sayısız güzellikler nereden gönderiliyor? Kim taktı bunlara bu özellikleri ve güzellikleri? İşte bütün bunları düşündüğümüzde kesin olarak anlıyoruz ki kendilerinden değildir bunlar. Sonsuz kadir, sonsuz hay, sonsuz rahim, sonsuz kerim. Allah'ın isimleri sayısınca bir zatın hem varlığını ebedi olduğunu aynadalık ederler ve bu şekilde şahit olurlar. Demek ki ister bitkiler, ister hayvanlar, isterse insanlar yani bütün hayat sahipleri birer aynadırlar. Varlıklarıyla Allah'ın varlığına ve hayatına şahit ve aynı oldukları gibi vefatlarıyla ve zevalleriyle de onların yeni yenilerinin gelmesiyle de onun varlığının ve hayatının ebedi ve devamlı olduğuna hem ayna hem de sayısız şahit ve delillerdirler. İş odur ki bu güzellikleri ve özellikleri görerek hem Allah'ın varlığına hem de onun zatının sıfatlarını ve isimlerinin ezeli ve ebedi olduğuna aklımız kabul etsin, kalbimiz iman etsin ve bu güzellikleri başka insanlara göstermeye cenab-ı cümlemize Nasip eylesin.